OSM'de hızlı oyuncu satışı nasıl olur onu anlatacağız. OSM'de öncelikle hızlı oyuncu satabilmek için aldığınız oyuncuların yaşları çok önemli. Bir kere aldığımız oyuncuların yaşları 18 ile 22 yaş arasında olacak. Aldığımız oyuncuların güçleri de çok önemli. Aldığımız oyuncuların güçleri 82'yi geçmeyecek ve makul fiyata almaya uğraşacağız. Mesela Osimhen'i almışız. Osimhen 11 milyon euroluk bir oyuncu. Biz bunu 13 milyon euroya almışız. Ve biz bunu satışa sunduğumuz zaman 27 milyon yani 14 milyon euro kâr etmiş olacağız. Satışa şu anda çıkarttık. Osimhen muhtemelen 24 saat içerisinde satılacaktır. Ancak şunu da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Satışlar sezon öncesi döneminde daha fazla yapılır. Şu anda biz 20. maç gününü tamamlamış oluyoruz. Ancak satış hızları her zaman sezon öncesi hazırlık döneminde ve ilk 10 maçlık serüvende daha fazla satılıyor. Biz bunu da göz önünde bulunacağız. Bir de ikinci bir şey olarak da forvet oyuncuları ve orta saha oyuncuları diğer mevkilere göre daha çabuk satılıyor. Mümkün oldukça 82 gücünün üstünde oyuncu almayın. 82 gücünün üstünde oyuncu alırsanız eğer bunların satışı çok zor olacaktır. Peki 84 gücünde bir oyuncu aldınız. Bunu da satılmaz diye bir kural yok. Bir tık, iki tık daha geç satılacaktır. Şimdi Lewandowski'yi biz satmak istiyoruz diyelim. Lewandowski'yi ne diyeceğiz? Lewandowski sonuna kadar çektiğimizde 48. Bu oyuncunun 48'e satılma imkanı çok düşük. Yani biz bunu daha da makul hale getirmek için 40'a birazcık esneteceğiz fiyatı. 40'a satacağız. Bu satışın daha kolay hale gelmesini sağlayacak. Ancak düşük güçteki oyuncularda bu o şekilde uygulanmayacak. Mesela burada Yuribiç'e bunu sonuna kadar çekeceğiz. 82'ye kadar olan oyuncularda sonuna kadar çekerek satış işlemi yapacağız. Şimdi biz yüzlük adamı alıp kadromuzda bakıyoruz hemen. Mesela Messi yüzlük adamı alıp 33 milyon euro değerinde. Bunu biz 55 milyon euroya transfer edip sonrasında biz bundan 83'e satarız. Bundan 26-27 milyon euro kâr ederiz demiş olsanız dahi bunu satmanız sizin belki de yarım sezon sürebilir. Yani biz burada şu sistemi izlememiz gerekiyor. Biz burada sürekli satışın olmasını, sürekli döner sermaye gibi döngünün dönmesini istiyoruz. Şimdi hemen buradan bir örnekle bakalım. Mesela stoper attı. Adamın gücü 5 milyon civarı. Sana gelişi 6,2. Bunu aldığın zaman bu adamı muhtemelen 12-13 milyon euroya satacaksın. 5 milyon euro sadece bu adamla bir gün karın olacak. Hızlı satışta püf nokta genç oyuncu olacak. Yaşı 18 ile 22 arası. Gücü de 82'ye kadar olacak. Bu oyuncular size günde 5 ila 6 oyuncu satışı olacak. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Günde 4-5 oyuncu satmak istiyorsanız dediğim sistemi, dediğim taktiği uygulayın. Hızlı oyuncu satış. Sanki size bir etkinlik gibi olacak bu. Hızlı oyuncu satış etkinliği gelmiş. Sanki moderatör hızlı oyuncu satışı etkinliği getirmiş gibi bir his yaratacak. Tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşça kalın.